Harun Bey, ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ne bu para? Sizin istediğiniz para. Efendim? Ben mi istemişim? Ben. Ben ne parası istemişim? Siz gerçekten bilmiyorsunuz. Neyi? Neyi gerçekten bilmiyorum? Bahar Hanım, bakın. Eşiniz Timur Bey beni aradı ve para istediğinizi söyledi. Telefonumu sizden aldığını söyledi. Neredeyse her şeyi biliyordu, inanın bana. Nerede buluşacağımızı, daha önce buluştuğumuzu, en son telefon konuşmamızı filan, ne varsa hepsini biliyordu. Tazminat davasından vazgeçmeniz karşılığında bu parayı. Bahar Hanım, anlaşılan o ki kocanız bize tuzak kurdu. Bakın, bunu sormamın kibar bir yolu yok ama sonraki adımı daha sağlam atmak için sormak zorundayım. Kocanız sizin telefonunuzu dinliyor olabilir mi? Hayır. Hayır, mutlaka bir yanlış anlamı var. Eşinizle olan görüşmeyi olduğu gibi aktardım. İnanın bana, bir yanlış anlamı yok. Mümkün değil. Ben eşimle konuşacağım. Ne olduğunu bilmiyorum ama mutlaka bir açıklaması var. Ben bunlar için de ben özür dilerim. Sizi habersiz bırakmayacağım. Çok özür dilerim. Bahar Hanım, bakın, sizi anlıyorum. Ben de çok üzgünüm. Bütün bu olan bitenden, bu rezillikten dolayı çok çok özür dilerim. Zor da olsa bana kulak verin. Çünkü çocuklarımız için oynanan oyun çok tehlikeli bir boyuta gidiyor. Ve biz onları korumak için her an tetikte, her şeye hazırlıklı olmalıyız. İnanın bana. Çünkü büyük bir şeyler dönüyor. Çocuklarımızın üzerine oynuyorlar. Sen bunu bize nasıl yaptın? Sen Harun Bey'i nasıl ararsın? Nasıl para istersin? Benim adıma nasıl para istersin adamdan? Eve dönüyorum. Hemen eve gel. Hemen. Sana dedim. Bunlar yüzleşince ne olacak dedim. Al işte. Adam la gölgo yapmadan vurmuş masaya. Onlar o masaya vurduysa biz o masayı devireceğiz aşkım. Anne, neyin var? Sen kendin için bir şey yapmıyorsun ki. Çocuklarının geleceği için bir şey yapıyorsun. Hepsi çocukların için. Anne. Konuşmuyor musun hala benimle?
Bir şey söylesene. Kardeşini de al babaannene inin. Sen ne yapıyorsan çocuklarının geleceği için yapıyorsun. Oh Bahar, oh be. Oh be. Şu telefonun şarjı bitti. Şunu şarja takayım da. Sen sesli mesaj bırakmışsın. Neyse şimdi boş ver sesli mesajı da. Bunlar bir şeyler çeviriyorlar Bahar. Timur sen. Bak. Al bak. En üstte kimin numarası biliyor musun? Safir bir dalga mı geçiyorsun? Ya Bahar, en üstte yazan numaraya baksana bir. Bu numara kimin biliyor musun? O kızın babasının numarası. Al bak. Al bak. Harun Orun'un numarası. Sabahtan beri şarjım bitti. Arayamadım seni de. Çıldıracağım. Bahar, o adam bugün beni aradı. Şirketin yazılımcıları çok basit bir kodla rehberindeki aramaları değiştirecekler. Sen değil, Harun Bey seni aradı. Ve sana dedi ki... Birazdan karınızla buluşacağım dedi bana. Vaniköy'de. Dur daha. Ne gözlerini patlatıyorsun? Bombaya gelmedim ki. Asıl bomba gelsin mi? Sen heriften para istemişsin. Harun Bey aradı, para istedi dedi. Aynen öyle. Aynen öyle dedi. Ama ben yer miyim? Ben yer miyim? Yemedim tabii ki. Ulan benim 10 milyon doları elinin tersiyle etmiş karım. Benim sırf gece gündüz peşinde olduğum hakkımız olan tazminatı istedim diye kafama karım senden para isteyecek ha? Allah aşkına ya. O adam dedi. Aynen öyle, o adam bize tuzak kuruyor, var tuzak kuruyor ya. Çünkü kızının bizim kızı dövdürmesi için tuttuğu adam ölmüş. Ölmüş. Görüyor musun sen herifteki kafaları? Hayır, ne tesadüf ki? Ne tesadüf ki bugün beni arıyor karın, benle buluşmak istiyor, benden para istiyor diye. Öyle diyor bana. Ne hesaplar, ne kitaplar. Şeytan görse besmele çeker. Tövbe eder, yemin ederim ya. Sen ne söyleyecektin ya? Ha? Söyle hadi. Ben bir tuvalete gideyim. Git bakalım sen. Yüzüne su çarpsan kendine gelirsin. Bahadır, ben bir şey soracağım sana. Bu Bulgaristan'a kaçan adam için öldü dedi Timur, doğru mu? Doğru. Ben söyledim zaten Timur'a. Vallahi Bahar, yani pis işler bunlar. Su yani iyice bulandı diyeyim ben sana. Orhanlar da zaten pek temiz görünmüyor artık. Her şey beklenir bunlardan. Sağ ol. Thank you.
duruşmadan önce konuşalım demiştik. Sizden haber bekliyorum. Merhaba. Çok trafik vardı, özür dilerim. Hoş geldin. Hoş buldum. Haruncuğum, bu akşam böyle bir yaramazlık yapsak, pizza söylesek. Harun. Bu mesajlar karşı tarafa niye ulaşmaz? Yani şebekelerde bir sorun olabilir. Bir seni engellemiş olabilir. Yani seni kim engeller ki? Pizza. Pizza. Olaylı geçen duruşma yarıda kalırken adliye salonundan gelen bilgiye göre... İş insanı Harun Orhun'un Bahar Yüksel'e para verdiği iddia ediliyor. Harun Bey, bir açıklama yapacak mısınız? Başka bir açıklamanız var mı? Arkadaşlar, az önce içeride ucuz ve kirli bir oyun oynandı. Ama herkes bilsin ki bu oyunun sonu gelecek. Gerçekler bu oyunun sonunu elbet getirecek. Teşekkür ederim. Müsaadeniz. Başka açıklamanız var. Para verdiğini söyleniyor Harun Bey. İlker Bey. Olanlarla alakalı bir şeyler söylemek ister misiniz? Bir şey diyecek misiniz? Hale Hanım. Bir açıklamanız var mı? Lütfen arkadaşlar, lütfen. Biz de sizin kadar şaşkınız. Bu bizim için, takdir edersiniz ki, ailevi bir mesele. Gelinim çok üzgün. Lütfen bize müsaade edin. Hale Hanım, dün ürünüz Harun Orhun Bey olanlar için oyun dedi. Bir cevabınız var mı? Harun Bey oyun derken neyi kastediyorsa kendi cevap versin. Lütfen. Başka bir açıklaması var mı? Teşekkür ederim. Al cevap ver. Oyun diyor, sana diyor, cevap ver. Şimdi. Medya için bir yazılı açıklama hazırlayacağım, tamam mı? Ama Bahar, önce şu olanları bana bir anlatsana Allah aşkına ya. Oraya kızım için gittim. Kızım için buluştum o adamla. Önce de kızlarımız için buluştuk. Yaz oraya, yaz. Yaz gizli gizli yaz. Ya Timur, Allah'ını seversen bir dur kardeşim ya. Yaz. Gizli gizli yaz. Olaydan önce de buluşmuştuk. Olaydan sonra da iki kere buluştuk çocuklarımız için. Bravo. Marifet. Bravo. Harun Bey ondan para istediğimi düşündü. Nereden çıkarmış ki bu? Eşi aradı. İşte numarası burada. GSM kayıtlarından da çıkartın lütfen. Önce Bahar Hanım'la konuştuk ve buluşmaya karar verdik biz. Sonra işte Timur Bey aradı. Para istediğini söyledi. Bir anlam veremedim başlangıçta ama sonra Bahar Hanım'la ikimizin bilebileceği şeyleri söyleyince ikna oldum açıkçası. Harun Bey Timur'u aramış ve benim ondan para... Yo. O aramadı ki, ben aradım. Sen uçtun mu Bahar? Sen uçtun mu asıl? Ne demek ben onu aradım? Dün gösterdin ya telefonu bana. Bahar, sen iyi misin? Sen iyi misin Bahar? Streslisin. Anlıyorum, tamam da. Timur, sen ne yapıyorsun? Al. Bak. Bak kim aramış, bak. Ben aramışım değil mi? Al bak sen de Bahadır. Al bak. Timur, sen bana ne yapıyorsun? Allah Allah. Bu kadın gerçekten iyi değil. Kadın gerçekten iyi. Dur bak, baştan alayım ben sana. Şimdi siz bununla konuşurken ben duydum sizi. Benim kan beynime sıçradı. Zaten aramızda bozuk. Ben aradım herifi. Dedim ki ulan sen benim karımdan ne istiyorsun dedim. Hepsi bu. Yalan söylüyorsun. Gözümün içine baka baka hikaye anlatıyorsun. Ya tamam. Sizin kafanız bayağı dağılmış. Siz önce kafanızı topluyorsunuz. Bu tartışmalarınızı da üçüncü şahısların yanında yapmıyorsunuz. Tamam. Ben gidiyorum şu anda. Daha sonra kafanızı toplayın, ondan sonra konuşuruz. Devam ederiz. O adam doğru söyledi. Sen bana tuzak kurdun. Sen çocuğunun annesine tuzak kurdun. Timur, sen beni kandırdın. Oyun oynadın. Bana nasıl bir oyun oynadın sen? Kimsin sen Timur? Sen kimsin? Kimsin sen? Ben seni tanıyamıyorum. Kimsin sen?
Hadi Allah aşkına Bahar ya. Hadi Allah aşkına üste çıkmak için şimdi sen de yani. Ya sen Örif'le buluşmadın mı? Buluştun. Gizli gizli kim bilir daha kaç kere buluştun sen Örif'le? Ben tuzak kurmuşum ha? Sen ne yaptın? Kızınla kocanı bırakıp o herifle ne alt ettin sen? Ha? Ben nereden bileyim o herifle anlaşıp da tazminat davasını geri çektirmediğini? Nereden bileyim? Ha? Sen beni bir hastane faturası için kapının önüne koydun Bahar. Kızını doldurdun. Kendini ne alt ettin? Sen ne alt ettin? Kızımı da öldürmek için adam tutan kızın babasıyla sen ne halt ettin? Kızım, görüyor musun annen hangi taraftaymış? Şimdi sor annen hangi taraftaymış. Bahar. Kızına söyle sen hangi taraftasın Bahar. Sen bunu tek başına yapmadın. Onlarla yaptın. Bak görüyor musun? Nasıl dağıtıyor hala annen? Hala. Bunu da yaptın değil mi? Telefonumu dinlettin. Başlarım senin telefonuna. Başlarım senin telefonundan ha. Baba. Al sana telefon. Al. Öfke değil bu. Korku. Yakalanma korkusu. Kızının davasını satan anneye bak. Ben hiçbir şey satmadım. Ama sen bizi sattın. Sen aileni sattın. Bana bak. Oha. Baba. Bitti. Boşanıyoruz. Çantadaki miktar neydi? Daha büyük para koparmak derdindeydi. Parayı görünce gözyaşları dinmiş. İşte rüşvetin belgesi. Ne haber? Ben buna manşet değil, itibar suikast ederim. Bizim itibarımız suikaste kurban gidecek değil ya Halicim. Kamuoyu baskısı ne demekmiş? Kendi krallığında, kendi şirketinde başının öne eğilmesi nasıl oluyormuş? Biraz da Harun Bey'imiz tatsın öyle değil mi? O böyle gözünün içine hayran hayran bakan çalışanların... Şöyle kafalarını biraz çevirsin bakalım. Çevirsin de görelim. Borsa açıldığında hisseler aşağı gelsin. Şöyle bir tepe taklak gel bakalım. O işbirliklerin biraz çatırdasın. Yabancı ortaklardan şöyle homurtulu sesler çıksın. O pürü pak imajın inceden inceden biraz çizilsin bakalım. Harun Beyciğim. Hisselerdeki sert düşüş genel bir tedirginlik yarattı. Ama temelde daha ağır bir durumdayız. Anlıyorum. Güven, prestij ve itibar diyorsun. İngiltere ve Almanya'daki çözüm ortaklarımız konuyla ilgili yazılı bilgi talep ettiler. Klasik açıklama. Gündemi kaygıyla takip ediyoruz deyip siparişleri askıya aldılar. Bazı iptallerimiz de var. Evet. Evet anlaşıldı. Arkadaşlar bazen rüzgar sert eser. Bu... Olabilir bir şey. Bir süre dalgalanacağız. Harun Bey çok affedersiniz. Kapıda biraz sorun var. Size sormadan hareket almak istemedik. (Gülüyor)
Tamam, tamam. Bir saniye. Tamam. Arkadaşlar gelin böyle. Sevgili arkadaşlar, benden bir açıklama bekliyorsunuz. Biliyorum, farkındayım ama ben zaten açıklamamı mahkeme çıkışında yaptım biliyorsunuz. Yapılacak yeni bir açıklamam yok ne yazık ki. Kaldı ki asıl açıklamayı ben değil gerçekler yapacağım. Tamam mı? Teşekkür ederim. En azından bir süre durur. Durmaz bu rüzgar. Bu sefer seni yere sermeden durmaz. Harun Bey, bir tur daha atalım mı efendim? Ne münasebet canım. Kendi evimize mi giremeyeceğiz Ali? Aşağı geliyor. Arkadaşlar burası evimin önü. Alacağınız bilgileri daha sonra iletiriz. Teşekkür ederiz. Bahar Yüksel'e neden para verdiniz Harun Bey? Arkadaşlar bir müsaade edin. Kızınızı atlamak için Bulgaristan'da para olduğunuz konuşuluyor. Müsaade eder misiniz? Bulgaristan'daki ölüm ve bilginiz var mı? Ne dedin sen? Ve tepkilerin odağındaki isim çıldırdı. Gazetecilere saldırdı. İşte ünlü iş insanının çileden çıktığı anlar. Ne dedin sen? Bu nasıl bir soru arkadaşım? Mahkemede miyiz? Hakim misin, savcı mısın? Terbiyesizlik ama bu canım. Hadi bırakın evimize girelim hadi. Çıkın kapıdan. Gelin kapıdan. Şimdiye kadar kibarlığıyla tanınan Harun Orhun öfke kustu. Ve öfkeli hali şaşırttı. Oho. Uçmuş buralar. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bulgaristan'a gidip adamı siz mi öldürdüğünüze kadar gider bu iş. Vah benim dünürüme. Ah Harun vah. Vah ki ne vah. Bu sevinç hisselere mi? Aylar sonra ilk kez biz yükseliyoruz, onlar düşüyor. Her şey sırayla'ymış Halicim. Hisseler bir yana. Şu burnundan kıl aldırmaz Harun'u. Şöyle gördüm ya, hani kapıda gazeteci kovalar. Biz aylardır neler çekiyoruz. Hey yavrum hey. Bak, benim Şubat'tan beri çektiğime... Bakalım Harun Bey kaç gün dayanacak? Harun işi zor da. Ama kadın işi daha zor. Aile içi karışıklık bu. Öyle kapıdan gazeteci kovalamaya benzemez. Eti tırnaktan nasıl kovalayacaksın? O kadın şimdi kazanın içinde. Fokur fokur kaynayan cadı kazanın içinde. Anne. Halanlar bize küs mü? Yok anneciğim. Aceleleri vardı, o yüzden günaydın demediler. Ama babaannem kesin küsmüş. Gel bir tanem. Kızının davasını makul şüphelinin babasına satan anne. Bu işler böyle. Dün 10 milyon doları elinin tersiyle iten acılı kahramandı. Bugün yazıklar olsun annelerin yüz karasısın. O kadın her gün beni anacak. Gözüne batan her bakışta, arkasından duyduğu her fısıltıda... teklifimi kabul etmediği için kafasını duvarlara vuracak. Salatalık mı? Bir kilo. Bir kilo. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Salatalık taze. Bu o değil mi? Maşallah. Buna bak ya. Hah, buyurun. İki kilo olabilir miyim ben? Şu domates güzelmişim. O değil mi? Kızın annesi. Hangi kızın? Şu sosyetenin dayak attığı. Bakayım. Bak. Aa, kız burada oturuyorlar diye duymuştum. O vallahi. Bir zamanlar ne acımıştık bunlara analı kızla. Nesine acıdın bunları? Sen kendine acı. Görmüyor musun çantasını? Kadın baksana. Adamdan para almış, göstermelik pazara geliyor bir de. Hanımefendi ben kimseden para almadım. Ayrıca duyabiliyorum konuştuklarınızı. Kulağımın dibinde konuşuyorsunuz. Ayıp. Aa, git gazeteye konuş. Olmaz mı? Deli mi ne? Laf yetiştiriyor bana bir de. Ayıp diyor, ayıp. Kadına bak ya.
Ayıp senin adamla buluşup bir çanta dolusu parayı alman ayıp. Yani ama biz sizi çok destekledik zamanında. Hepimize ayıp ettiniz. Siz ayıp ettiniz, ayıp. Biraz hızlı olur musunuz? Belki de adam buna başka şeyler vaat etti. Ne malum? Gelmiş pazarda herkese sataşıyor. Biz olsak burnumuzun ucunu çıkarmayız utancımızdan. Şuna bak ne rahat. Yüzü yok ki. Yüzü olsa adamdan para alır mıydı? Yani. Hem kızını yaktı hem ona inananları yaktı. Yani. Yazık bari. Öyle yazık. Git anca git. Şuradan salatalığı. Ha bir de domates. Utanmadan pazara hani çıkmış domates? Kız. Vurun, vurun. Sabahtan akşama kadar vurun böyle ölme. Efendim Bahadır. Moralim bozuk biliyorum Bahar ama sana çok iyi bir haberim var. Bana heyet randevumuzu çıksın söyle.